Merhaba arkadaşlar. Bu derste sizlere SCADA'dan bahsedeceğim. Evet, endüstri otomasyon uygulamalarında SCADA'ların yaygın olarak kullanıldığını bilmekteyiz. Biz de bundan sonraki süreçte SCADA uygulama derslerini kanalımızda paylaşacağız. Tabii o derslere geçmeden önce sizlere SCADA'lar hakkında genel bir bilgi vermek istedim. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi çeşitli SCADA ekranlarını görmektesiniz. Ve buradan operatörler hem verileri izliyor, hem buradaki ekipmanları kontrol ediyor, hem de bunlara yönelik oluşan alarmları bir ekranda izleyebiliyorlar. İşte geçmişe dönük trendleri takip edebiliyorlar. Genel anlamda SCADA dendiği zaman aklımıza bunlar geliyor arkadaşlar. Şimdi gelelim SCADA neymiş? SCADA İngilizce olarak Supervisor Control and Data Acquisition anlamına gelmekteymiş. Bunun da Türkçe karşılığı denetleyici gözetimi veri toplama anlamına geliyormuş arkadaşlar. Şimdi SCADA nedir? Bildiğiniz gibi sahada bulunan işte buton, switch, motor, valve, eğer bir elektrik şalt sahası ise burada bulunan kesici, ayırıcı, elektrik sayaçları ya da herhangi bir ekipman üzerinde bulunan ölçüm sensörleri, bunlar neler olabilir? Basınç, sıcaklık, vibrasyon gibi. Sensörlerin bağlı bulunduğu PLC, VCS ve Process Control cihazlarından gelen verilerin toplandığı yerdir arkadaşlar SCADA. Burada kastedilen PLC, DCS ve Process Control cihazları sahada lokal olarak kontrol yapan birimlerdir. Tabi bu veriler ne yapar? SCADA'ya gelir ve SCADA tarafından bu veriler anlık olarak izlenir. Ayrıca işte burada ne demiştik? İşte buton, switch, motor, valve, kesici, ayırıcı demiştik. Eğer bunlar kumanda edilecekse de ne yapılır? Bu ekipmanların kumandası yine SCADA üzerinden yapılabilir. Evet, verileri elde ettik. Bu elde etmiş olduğumuz verileri SCADA yardımıyla bir veri tabanına kayıt edebiliriz ve böylece ne yapılabilir? Verilere yönelik trend grafikleri çizdirilebilir. Raporlama işlemleri yapılabilir. Belli tarih aralıklarında raporlama işlemleri yapılabilir. Ve bu raporlama sonuçlarını ne yaparsınız arkadaşlar? Bir bilgisayar ortamında çıktısını veya da yazıcı ortamında çıktısını alabilirsiniz. Ayrıca sahada meydana gelen arızalarla ilgili anlık alarmları ve geçmişe yönelik meydana gelen alarmları ne yapabilirsiniz? SCADA yardımıyla izleyebilirsiniz. Reçete işlemleri yapılır. Buradan kastettiği şu, diyelim ki sizin bir prosesiniz var. Bu proseste belli değerleri değiştiriyorsunuz ve ona göre sonuçlar üretmek istiyorsunuz. İşte buna da reçete deniyor arkadaşlar. Buradan SCADA üzerinden aynı HMI panelde olduğu gibi reçete işlemleri yaptırılabilir. Ayrıca siz diyelim ki bir elektrik üretiyorsunuz ya da bir çimento üretiyorsunuz ya da işte bir gıda maddesi üretiyorsunuz. Buradaki üretmiş olduğunuz ürünlerin miktarlarını ne yapabilirsiniz? SCADA üzerinden gösterebilirsiniz. Bunları kayıt verilerini kayıt edebilirsiniz. Bir de sahadaki bütün teçhizatların SCADA üzerinde ne yapmış oluyorsunuz? Bir nevi animasyonunu yapmış oluyorsunuz. Şimdi gelelim SCADA sisteminin yapısına. SCADA sistemi temel olarak 3 kısımdan oluşur. Bunun birincisi RTU yani Remote Terminal Unit. Bunun anlamı şudur. Uzak terminal birimidir. Yani uzakta bulunan teçhizatların, sensörlerin bağlı bulunduğu ve kontrol edildiği birimdir bu. Daha sonra bir iletişim ağı ve haberleşme protokolleri bulunur SCADA sistemlerinde. Bir de bu sahada bulunan RTU'lardan gelen verilerin toplandığı MTU yani Master Terminal Unit SCADA sisteminde bulunmaktadır. Bunun da adı ana terminal birimi olarak isimlendirilmektedir. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle size burada özetleyelim. Şimdi mesela bizim burada RTU'larımızı
görmektesiniz. Buradaki R2'lar gördüğünüz gibi, mesela burada bizim valflerimiz var, pneumatik valflerimiz var, elektrikli motorlarımız var ve neyimiz var? Sıcaklık ölçüm sensörlerimiz var. Şimdi bunları biz ne yapıyoruz? PLC'nin I/O girişlerine bağlıyoruz. Digital input, analog input ya da işte analog output, digital output giriş çıkışlarına ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Siz bağlıyorsunuz. Tabi bu PLC'lerin içerisinde ne var? Bir program var. Bu PLC'ler ne yapıyor? Burada içine yükledikleri programa göre buradaki sahadan gelen verileri işliyor ve kontrolü sağlıyor. Aynı zamanda kullanıcıların PLC'lere erişimini sağlanabilmesi için sahada bir de ne bulunuyor? HMI panellerimiz bulunuyor. İşte bu kısma biz R2 diyoruz arkadaşlar. Şu bölüme R2 diyoruz. Bir de bizim SCADA'mızın yüklü olmuş olduğu bir ana PC'miz var. Bir de bu ana PC'nin, yani SCADA'nın sahadaki tüm verileri topladığı CPU'lar var. Bunlar bu kısım arkadaşlar, şurası M2 birimini oluşturuyor. Burada bir ana CPU var. Eğer bu ana CPU'da bir arıza olursa bunun görevini üstlenecek bir yardımcı CPU konuluyor. Bu ana CPU ve ana CPU ne yapıyor? Sahadaki bütün R2'lardan gelen verileri alıyor ve bunu ne yapıyor? SCADA'ya aktarıyor. SCADA da ne yapıyor? Verileri bizim izlememizi sağlıyor. Buradaki çıkışlarımızı ne yapmamızı sağlıyor? Kontrol edebilmemizi sağlamış oluyor. Bu kısım arkadaşlar, şurası MMTU'yu oluşturuyor. Tabi burada bizim PLC'lerle haberleşmemizi yapabilmemiz için ne yapmamız lazım? Belli başlı haberleşme protokolleri kullanmamız lazım ve belli başlı haberleşme yöntemlerini kullanmamız lazım. Mesela buradaki PLC'lerle RS-485 portundan RS-232 portuyla tek cihazla haberleşirsiniz. Ama RS-485'te 32 cihaza kadar rahat haberleşebilirsiniz. Ethernet üzerinden ya da GSM modül üzerinden ne yapıyorsunuz? Siz bu PLC'lerle haberleşebiliyorsunuz. Ama tabi burada da belli haberleşme protokolleri var. Sonuçta bu PLC'ler sahadan elde ettikleri verileri bir protokole göre ne yapıyor? Hafıza belleklerine yazıyorlar. İşte buna örnek olarak Modbus, Profinet, Profibus, Ethercat, CANopen, CANbus ya da IEC protokolleri isim olarak verebiliriz. Genelde bu IEC'yi sayaçların okumasında kullanıyorlar arkadaşlar. Buradaki görmüş olduğunuz bu işte RS-485, Ethernet, GSM ve buradaki haberleşme protokollerine Modbus, Profinet, Profibus, Ethercat, CANopen da arkadaşlar SCADA'nın iletişim ağını oluşturuyor. Genelde Modbus protokolü çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunu da bilgi olarak geçelim. Bakın buradaki R2'muz ne yapıyor? İşte kompresördeki verileri takip ediyor. Tav fırınındaki verileri takip ediyor. Su arıtma istasyonundaki verileri takip ediyor. Buradaki R2'muz da mesela bizim OG gerilim hücrelerini, koruma rollerini takip ediyor. İşte buradaki ayırıcıları, kesicileri kumanda ediyor. Elektrik sayaçlarını okuyor. Enerjinin az önünden gelen verileri okuyor. Ne yapıyor? SCADA'ya aktarıyor. Yani genel anlamda SCADA sisteminin yapısı bu üç kısmını oluşturur. MTU, iletişim ağı ve RTU'lardan oluşmaktadır. Şimdi gelelim, bir SCADA sisteminden neler istenir? Arkadaşlar, SCADA sisteminden kullanıcı tarafından sahada bulunan ekipmanlar SCADA sisteminde uygun nesnelerle gösterebilecek yapıda olmalıdır. Yani burada kastettiği şu: mesela bir motor mu kullanıyorsunuz, bir valf mi kullanıyorsunuz? Bunu sahadakine uygun şekilde gösterecek bir resmin olması lazım. Yani resim kütüphanesinin SCADA'da zengin olması istenir arkadaşlar. Sahada bulunan ekipmanlara ait ölçüm değerleri SCADA sisteminde uygun gösterge nesneleriyle gösterilebilecek yapıda olmalıdır. Yani siz sahada diyelim ki bir manometre kullanıyorsunuz. O manometre gibi SCADA'da bir nesnenizin olması gerekir. Ya da bir proses kontrol cihazı kullanıyorsanız aynı o proses kontrol cihazı gibi bir göstergenin SCADA'da olması ne yapar? İstenir. Çünkü buradan siz ölçüm değerlerini görebilirsiniz.
Ayrıca sahadaki ekipmanlardan elde ettiğiniz o verilerin SCADA sistemi tarafından otomatik olarak bir veri tabanına kaydedilmesi ve bu veri tabanına kaydedilen verilerin anlık veya geçmişe dönük trend grafiklerinin SCADA üzerinde çizdirilebilir yapıda olması SCADA'dan istenir arkadaşlar. Ayrıca sahadaki ekipmanlardan elde ettiğiniz verilere yönelik raporların gerçek zamanlı olarak farklı formatta çıktısını verebilir yapıda olması gerekir SCADA'nın. Yani siz verileri ne yapıyorsunuz? Anlık olarak kaydediyorsunuz. İşte gerçek zaman diye zaman birimini kullanarak ve siz bu veri tabanına kaydettiğiniz bu verilerin de ne yapacaksınız? PDF formatında, Excel formatında, işte bir yazıcı çıktısı formatında SCADA'dan alabilir yapıda olması istenir. Ayrıca sahadaki ekipmanlardan elde edilen verilere göre gerçek zamanlı alarm ekranlarının oluşturulabilmesi istenir yine SCADA'dan. Kullanıcılar tarafından standart yapılan proseslere yönelik reçetelerin oluşturulabilmesi istenir. Bir de arkadaşlar SCADA sistemi bildiğiniz gibi bunlar nedir? Otomatik çalışan sistemdir. Fakat SCADA sisteminden de siz otomatik çalışan bir sisteme manuel olarak da müdahale yapabilecek özellikle size sağlaması istenen arkadaşlar. Ayrıca SCADA sisteminde işte kullanıcı güvenlik sistemlerini tanımlayabilmeniz lazım. Yani her kullanıcı her veriyi izleyememesi lazım. Her yeri kontrol edememesi lazım. Yani güvenlik seviyeleri koymanız istenir. Bir de SCADA sisteminin haberleşme altyapısının zengin olması istenir. Yani işte Modbus, Motos, TCP, EtherCAT, CAN-Bus gibi bu tarz protokolleri destekler yapıda olması istenir. Zaten genelde Modbus'ı ve Modbus TCP'yi çok rahat günümüzdeki SCADA'lar destekliyor. SCADA sisteminde kullanıcı tarafından da çeşitli PC yazılım dilleri kullanılarak işte örneğin C++, C# gibi çeşitli yazılım dilleri kullanarak kullanıcı SCADA'da kendine özel scriptler ne yapabilmesi lazım? Tanımlayabilmesi lazım. Başka ne isteniyormuş SCADA'dan? SCADA sisteminin günümüz şartlarına göre verilere yönelik SMS, e-mail, barkod okuma, yazdırma gibi özelliklerinin, web server gibi özelliklerin olması da bir SCADA'dan isteniyor arkadaşlar günümüzde. Bir de günümüzde ERP, Oracle gibi kullanılan sistemlerle SCADA'ların da entegre yapıda olabilmesi Endüstri 4.0 yolunda çok ciddi bir avantaj sağlar arkadaşlar. Tabii en önemlisi ise SCADA sisteminin uygun fiyatta olması, yazılımsal anlamda yeterli teknik özelliklere ve güncellemelere sahip olması, bir de üretici firma tarafından ürünlerle ilgili yeterli teknik desteğin verilebilir yapıda olması bir SCADA'dan istenen en önemli özelliktir açıkçası bence. Tabii günümüzde de birçok SCADA üreticisi firma var. Ülkemizde de SCADA geliştiren firmalar var. Zaten önümüzdeki süreçte biz SCADA dersleri anlatırken ülkemizde yerli olarak üretilen, yazılımı geliştirilen Winter'e SCADA programından bahsedeceğiz.